I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Eğer beni soracak olsanız ben iyiyim. Gördüğünüz gibi giyindim, öğleni ettim. Çınar'ı almaya gidiyorum. Çınar'ı aldıktan sonra eve geleceğim. Mutfağımı derledim, topladım, temizledim. Sadece evim dağınık. Evi derleyeceğim, toplayacağım, süpüreceğim, sileceğim arkadaşlar. Yarın günlerden cuma, karne günü. Artık okullar tatil oluyor. Çok sarsıldı asansör. Şu an bir korktum. İyi. İçinde kırmızı, üstünde turuncu, altında siyah. Aslında içim şöyle mont turuncu olmasa gayet uygun oldu ama olsun, bir şey olmaz. Hadi gidiyoruz. Kapımız kapatalım, ne açık bırakıyorlar bunu. Vallahi hava da çok güzelmiş, güneşli. Çok sıcak değil ama ister istemez güneş ısıtıyor. Geldim şimdi okula. Alalım bakalım bizim pıtırcıyı. Arkadaşlar evimi süpürdüm, sildim. Tertemiz oldu valla. Misler gibi koktu banyom falan da. Tertemiz oldu. Tuvaletimi falan da yıkadım. İçeride ne işim kaldı şu an? Bir şurada çamaşırlarım var sepette. Bunları katlarım ama akşam katlarım. Şimdi acelesi yok. Burası falan da tamam arkadaşlar. Tertemiz yaptım her yere. Şimdi ne zamanı? Kahve zamanı. Yakup da markete kadar gitti. Yumurta bir şey olacak. Ben de hazır işim bitmişken şöyle bir tane incir aldım kendim arkadaşlar. Yoruldum herhalde. Kan şekerim düşer gibi oldu sanki. Bir tane incir yiyorum. Yanına da tabii bir tane Türk kahvesi yapacağım. Şöyle tripoda koymayın şimdilik sizler. Şöyle durun. Şurada da tatlı kutusu var. Dün tulumu aldırmış Çınar babasına. Fincanımı çıkarayım. Şöyle. Altını da çıkaralım. Vallahi güzelce havalandırdım evi. Misler gibi havalandı ev. Süpürdüm, sildim arkadaşlar. Video çekecektim ama çok fazla da böyle temizlik videolarıyla da sizleri boğmak istemiyorum. Her şeyi kararınca yapmak daha güzeli. En güzeli kararınca olması. Şöyle Türk kahvemi de yapayım. Yorumlara baktım biraz. Biraz önce. Çoğu arkadaş boya demiş. Bazı arkadaşlar boyama demiş mobilyalarım için. Yani uğraşma açısından. Birkaç arkadaş işte uğraşma, yenisini alırsın demiş. Çok güzel yorumlar geldi arkadaşlar. Olumlu, olumsuz. Yani daha doğrusu olumlu, olumsuz, öyle bir olumsuz yorum yoktu. Herkes fikrini söylemiş. Herkesin fikrine tabii ki de saygı duyuyorum. Şöyle alayım sizlere. Makinemde kahvemi yapsın. Şöyle demek istiyorum. Gerçi yorumlarda da cevapladım ama tabii ki de ben de hani değiştirmek istiyorum mobilyalarımı. Niye uğraşayım ki yani boyayla falan? Tabii ki de ben de uğraşmak istemem. Bütün mobilyalarımı değiştirmek, yenilemek isterim. Herkes ister, her kadın ister yani. Ama şu an için arkadaşlar daha kocaman bir 7 sene var bizim evimizin borcunu bitmesine. Evimizin borcu bitmeden de eve bir masraf yapamayız. Alsak alsak şu an arabaya ihtiyacımız var. Bizim araba alırız. Çünkü evin eşyasından daha çok arabaya daha çok ihtiyacımız var şu an. Çünkü seneye Çınar birinci sınıfa başlayacak arkadaşlar. Birinci sınıfa gideceği okul biraz mesafeli. Servise vermeye kalksak 200-250 lira para istiyorlar. Yani çok bir yakın bir yere.
O yüzden araba olması gerekiyor ki benim Çınar'ı götürüp getirmem için arabayla. Araba şart. Yani şu an biz o riske girip ev borcu bitmeden o riske girip bir borca girsek bile bu borç araba borcu olur. Yani asla eşya borcu olmaz. Yani böyle de bir şey olduğu için ben de artık böyle bir değişiklik istediğim için mobilyalarımın da sağlamlığından memnun olduğum için arkadaşlar boyamayı tercih ettim. Kahvem de oldu. Şöyle bir yandan kahvemi de koyayım. Boyamayı tercih ettim. Biz bayanlar değişikliğe doymayız biliyorsunuz. Ama işte maddiyattan dolayı daha doğrusu maddiyattan dolayı demeyeyim de ev borcumuz olduğundan dolayı şu an böyle bir riske girmek istemiyoruz tabii ki de. Ondan dolayı ben de kendi el emeği göz nuru mu denir artık ne denir bilmiyorum ama kendi çabalarımla evimde böyle değişiklikler yapmak istiyorum. Bir arkadaş da fırça izi kalır. Hani gözüne batmazsa sıkıntı değil Çağlacığım yazmış. Kahveyi dökmeden götürmeliyim. Sözüm yarım kaldı arkadaşlar. Kapı falan da çaldı. Yani anlayacağınız ben de bir değişiklik istediğim için bu riski alıyorum ve mobilyalarımı boyamaya kararımı aldım arkadaşlar. Sizlerin yorumlarınızı severek okuyorum, saygı duyuyorum, çok teşekkür ediyorum. Ama gerçekten kafaya koydum. Ha şöyle yapacağım, kendimi çok fazla risk atmayacağım. Öncelikle sehpalarımı boyamakla başlayacağım. Doğuran sehpalarımı boyayacağım, yani servis sehpalarımı. Elif doğuran sehpa diyor, doğrudan aklımda kaldı. Servis sehpalarımı boyayacağım arkadaşlar, bir deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Kaç katta kapanacak? İz kalacak mı? Bir de ayrıca ben fırça kullanmayacağım. Fırçayla boyamıyorlar artık arkadaşlar. Şöyle ucu sünger rula fırçalar var böyle rulalar. Böyle hiç bastırmadan yani hani bileğini yormadan hafif hafif boyuyorsun yani. Bayağı bir video izledim. Bayağı bir tecrübe edindim gibi bir şey. Ama işte vernik nasıl olur, boya nasıl olur, nasıl onları çok bilmiyorum ama onlarda da yardım alacağım. Anlayacağınız Eskişehir'den geldikten sonra bu ev talan olacak. Yani ben size söyleyeyim. Eskişehir'den geldim şöyle bir süpürürüm, silerim, derler toplarım, bavulları falan yerleştiririm. Ondan sonra Allah nasip ederse arkadaşlar boyaları alırız ve başlarız. Sonra ilk mesela salonda bir sehpaları boyarım. Deneriz onu bir. Baktık gördük sonuç güzel oluyor. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir problem yok. Sonra mobilyaları boyamakla başlarım. Zaten Yakup da evde oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz benim eşim vardiyalı çalıştığı için çoğu zaman evde, şu anda evde. Onun evde olması da benim için iyi olur. Çünkü ona da bir fırça tutuştururum eline. İki elden bir an önce bitsin diye. Mesela birinci katını ben attıysam ikinci katını o atar. O şekilde. Efendim hanım. Arkadaşlar babam evde tatlı var. Bir de çikolata var. Çikolatanın yarısını yedim. Afiyet olsun. Daha bitireceğim ama. Tamam annem kapıyı ittir üşüme. Abi ne yiyorsun? Ondan sonra incir yiyorum anneciğim. Yani iki elden o şekilde boyarız yaparız diye düşünüyorum. Kuplarını falan değiştirmeyin bilmiyorum. Yani bu tutma yerlerini falan değiştirmeyin. Ya bunlar zamanla arkadaşlar ilerleye ilerleye artık nasıl olacak bilmiyorum. Bu şekilde yapacağım. Kararımı aldım artık. Hayırlara vesile olsun diyorum. Ben şimdi Türk kahvemi içeyim. Şu yarım kalan incirimi de yiyeyim. Akşam yemeğini yaparız biraz sonra. Kıyma çıkardım. Köfte yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Belki fırına veririm, belki kızartırım. Çınar'a soracağım nasıl istersin. Çınar kızartmıyor. Tabii çocuk olarak kızarmış köfteyi daha çok seviyor yağda kızarmış. O büyük ihtimal yağda kızartırım. Bir de patates kızartırım. Çay falan demlerim. Bugün akşam da bu şekilde geçer. Bugün akşam da nohut ısıtacağım arkadaşlar. Yarına da nohut pilav yapacağım Allah nasip ederse. Yarın bavul hazırlıyoruz. Yarın valiz hazırlıyoruz. Arkadaşlar, Rende'den nefret ettiğimi daha önce söylemiş miydim size? Rende'den nefret ediyorum arkadaşlar. Nefret ediyorum. Rende'den nefret ediyorum. Çok kötü ya. Aman yarabbim. Parmağımın yarısı gitti kızlar. Fena. Çok kötü.
Yakup şeye kadar gitti, yine markete kadar gitti. Bir uyuştu, bir uyuştu arkadaşlar, anlatamam size. Oy, gitti kızlar, parmağımın yarısı vallahi gitti. Of, şu an birleştirdim kesilen yeri. Hiç açmadım. Ama berbat, çok kötü. Çok kötü. Of. Mahvoldum ya. Çok kötü açıyor. Böyle kestim ya kızlar. Bir an uyuştu. Hemen suya tuttum. Bir baktım gitmiş yani, yarısı kopmamış. Oturdu parmağımı. Şu an o yer, orayı kaldırırsam zaten kesilen yeri, bildiğiniz parmağım yarım gözükecek. O kadar kötü. Şu an çok canım yanıyor. Aşırı derecede canım yanıyor. Çok fena yanıyor canım. İnsanın bir parmak kesiğinden bu kadar kötü olur mu? Kalbim sıkıştı resmen. Of. Lütfen arkadaşlar, rende kullanırken dikkat edin. Hatta hiç kullanmayayım. Bir daha rende kullanmayacağım. Köfte yapıyordum. Soğanı rendelerken. Of. Çok kötü kızlar. Vallahi bu. Kanamaması için bayağı bir bastırdım. Ama çok çok derin girmiş arkadaşlar. Aşırı derecede derin girmiş çok. Of. Çok derin kesmişim. Size de bu iğrençliği gösterdiğim için özür dilerim. Ay arkadaşlar. Aratamam size, o kadar çok acıyor ki. Çok kötü acıyor arkadaşlar, çok kötü acıyor. Valla insanın neresinde bir şey olsa canı orada olurmuş ya, gerçekten çok doğru. Şöyle sardım da köfteyi Yakup yapıyor. Ben de biraz şöyle oturayım, biraz buzonklaması gelsin, çok ağrıyor. Ondan sonra bir eldiven giyerim, elim olmadı şey yaparım. Patatesleri soyayım. Eldivenimi giydim, karşınıza geldim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani, işler beklemez. Parmak da kesilse, başka bir şey de olsa mecburum. Hem şey yaptım, yara bandı taktım. Eldiveni de giyme sebebim şey arkadaşlar, su geçmesin diye. Çünkü su ıslandığı zaman yara bandı hemen kalkıyor. Ondan dolayı. Şu an ağrısı birazcık daha böyle geçer gibi oldu. Ama inanın gerçekten çok fena bir şekilde zonkladı. Yakup sağ olsun şey yaptı. Aa, nasıl yapacağım ben bunu, soyamıyorum şu an. Of. Şöyle yapıyorum ya, kavuruyorum ya arkadaşlar. İnanın acıyor. Şeyle mi soyasın acaba? Patates soyacağım. Yakup köfteyi yaptı, hazırladı. Hemen onu da göstereyim size. Şu şekilde yapmış. Yakup'un köftesi de güzel olur zaten. Ben de patates soyayım arkadaşlar. Şey yapacağım. Ben bununla da bir kere elimi kesmiştim. O yüzden aslında bunu kullanmayı da sevmiyorum ben. Bir türlü. Ve pratik bir şekilde bununla soyamıyorum ya. Ne bileyim, iyi mi? Bununla ne yapsam, bıçakla mı? Korkuyorum şu an, biliyor musunuz? Bir parmağımı daha keseceğim diye. Patatesleri soyayım arkadaşlar. Patates kızartacağım yanına da. Ay, hiç beceremedim bununla da ya. Yapacağız.
arkadaşlar köftelerim, patateslerim kızardı şu şekilde. Burada da güzel yeşil salatamı yaptım. Çünkü ben patates kızartması yemeyeceğim. Ekmeksiz köfte ve salata yiyeceğim. Böyle bugünkü akşam menümüz de bu şekildeydi. Bugünlük de videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun, sıhhatli olun, huzurlu olun, mutlu olun diyorum. Hoşça kalın.